Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Lüvan Van kurabiye ile geldim. Bu kurabiye nedir diye soracak olursanız dünyaca ünlü bir marka Lü Van Baker yani Lü pastanelerinin satmış olduğu nefis kurabiye. Normalde koki kurabiyelerini çok şekerli bulan ben bu kurabiyeye bayıldım. Çünkü bundaki şeker oranı tam istediğim gibiydi. Şimdi benden hiç bardak kaşık ölçüsü istemeyin mutlaka ama mutlaka bunu mutfak terazisiyle yapmak sonucu etkiliyor. Çünkü ben çok cookie yani bu tarz Amerikan kurabiyeleri tariflerini çok fazla denedim ve en iyi sonucu terazilerle birlikte alıyorsunuz. Bazen yayılıyor, bazen işte hiç yayılmıyor. İşte o yüzden mutfak terazisi kullanmak bu işte bu kurabiye de çok önemli. Gördüğünüz gibi şeker, esmer şeker ve beyaz şeker olarak iki çeşit kullanıyoruz. Buradaki esmer şeker bir yapışkanlık veriyor. Bu bir e, hem kıtırlık dışında bir kıtırlık hem de böyle bir uzayan bir kıvamı oluyor. Kukinin böyle tam bir gurme e, tabiriyle diyelim biz ona. Daha sonra mikser yardımıyla şöyle biraz rengi açılana kadar çırpmamız lazım ki tereyağı kimyası değişsin o lezzetli haline gelsin şekerle bütünleşsin görmüş olduğunuz gibi bir adet yumurta kırdım Yumurta ile birlikte de aynı şekilde çırpacağız. Daha sonra içine kullanacağımız un yine baklavalık böreklik bir un yani protein oranı yüksek un olsun. Genelde de soruyorsunuz. Bu unların yanında satılan unların yanında protein miktarları olur. Onun üzerinde olan unları tercih edebilirsiniz. E, mutlaka sonucu güzel bir kek, baklava, börek ya da kurabiye ortaya çıkacaktır. Ununu içine ilave ediyorum. 30 gram kadar nişasta ilave ettim. Diğer tariflerde hiç nişasta ile karşılaşmamıştım. E, bir tek bu tarifte karşılaştım. Ve kabartma tozu ve karbonat kullanılıyor içine. 2 gram kabartma tozu, 3 gram karbonatla birlikte şöyle bir hamuru toparlayacağım oldukça cıvık ele yapışan bir hamur olduğundan ötürü hiç elinizle yoğurmaya çabalamayın. Sadece spatula ve mikser kullanın. Şimdi içine Allah ne verdiyse ceviz, çikolata dolduracağız. Ben birazcık içindeki çikolatadan e, damla çikolaya kaçmış olabilirim. Normal orijinal tarifte 140 gram kadar içine çikolata parçası koymamızı söylüyordu. Ben 80 gram kadar çikolata kullandım. Böyle bir tablet çikolatayı kestim ki bunlar en iyi eriyen, en iyi sonuç veren çikolatalar. Kuvertürler aynı derecede erimiyor. Bazısının e, fırında çok böyle erime derecesi yüksek olabiliyor ya da çabuk donuyor. O yüzden bu çikolatadan kullanmanızı tavsiye ederim. İster bitter olur, ister sütlü çikolata olur, isterseniz beyaz çikolata da olur. 40 gram kadar yeni tarife uygun olarak içine damla çikolata ekledim. Çikolata cipsi diyorlar bunlara daha çok. E, beyaz çikolata, bitter çikolata olarak ekledim. Daha sonra bunu şöyle bir e, aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım. Bütün malzeme içine homojen bir şekilde dağıldıktan sonra üzerine kapatacağım. 30 dakika, hatta vaktiniz varsa 1 saat kadar e, buzdolabında bekleteceğim. Bu sayede içindeki tereyağı donacak. Çok daha kolay şekil verebileceğim. Elinizle kolaylıkla şekil verebiliyorsunuz. Dondurma kaşığıyla da olur. i̇stediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Normalde orijinal tarifte şu kadar hamurdan 6 tane kurabiye çıkarmışlardı. Biz evde 5 kişiyiz. Sonuncu için kavga etmeyelim diye ben biraz daha küçük porsiyonlar yaptım. kurabiyelerim hazır. 190 derece fanlı ayarda 11-12 dakika boyunca pişiriyorsunuz. Eğer böyle birazcık daha büyükse kurabiyeleriniz o zaman 12-13 dakikaya doğru gidebilirsiniz. Çıktığında hala yumuşak olacaktır. Soğudukça sertleşiyor. Ama şu haldeyken telin üzerine alabiliyorum. Hafif ılıdıktan sonra ki hala sıcaklar şöyle ben size için açıp göstermek istiyorum. Bu kurabiyenin bir özelliği de ertesi güne kaldığı içindeki çikolata dondu diyelim. Mikrodalgada ya da sıcak bir fırında bekletip tekrar bunu bu şekilde ilk çıktığı haline getirebiliyorsunuz. Çok lezzetli. Ve şekeri tam yerindeydi. Benim için önemli olan biraz şekeriydi. Çünkü bu kokileri çok şekerli buluyorum. Test eden de birçok e, tarif denemiş ben. Bu kurabiyeye bayıldım. İnşallah sizler de bu lezzetli kurabiyeyi yaparsınız. Ve ne demek istediğimi anlarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.